ki konuşu, ondan sonra tevfaratına geçeyim. Orman alanı diye bir alan muhtarlığa kiraya veriyor. Muhtarlık da ihale suretiyle başka birisine kiraya veriyor. Orman alanı. Nasıl oluyorsa mezarlığın olduğu bölge. Evet. Başka memlekette yer kalmamış. Yani orman alanı diye veriliyor. Ve o da dediğim gibi ihale suretiyle birisine veriyor. Birisi derken biraz sonra isimleri konuşmaya başlarım zaten. Benim için problem değil. Evet. Ben konuyu anlatayım bir. Önce oradaki kişi caminin müştemilatını da kullanmaya başlıyor. Yemekhanesini, mescidini, bunları kafeye çeviriyor. Sonra itirazlar gelince mescit yani tekrardan işte vatandaşın kullanımına veriyor. Ama sağ olsun Safranbolu kaymakamı müştemilatta boşalttırıyor. Evet. Sonra kendisi şu anda mezarlığın üstünde bir rampa, mezarlığın üstündeki bir rampada oraya mungologlar yapıyor. Mungologlar da kafe faaliyetine devam ediyor. Ama burada en garip tarafı buraya 3500 kamyon civarında bir harfiyat dökülüyor. 200'e yakın da mezar kapatılıyor. 200'e yakın da mezar üstü kapatılıyor. Yani çünkü o bölge biliyorsunuz Safranbolu'nun inşaat alanı. Evet. Safranbolu'nun harfiyat döküm alanı da çöplüğün olduğu yer. Onun yakınında bir yer. Safranbolu Belediyesi'nin gösterdiği harfiyat alanı orası. Yani eski, yani şu anda kullanmadığı çöplüğün olduğu bölge. Yani oralarda harfiyat alanı yok. Harfiyat döküm alanlarıyla ilgili özel izin almanız lazım. Evet. Orada mezarların üstü dökülüyor ve o alanda düzleniyor. Evet. Yani şimdi burada öyle bir gariplikler var ki birileri isim çok kullanıyor. Yani birileri isim çok kullanıyor. Yani izin belgesi olmadan, ruhsatı olmadan bu kullanmış olduğu isimlerle burada faaliyetler sürdürüyor. Şimdi senin ne alakan var dersen Safranbolu'yla. Benim her yerle alakam var. Safranbolu'yla da var, Yenice'yle de var, Efnane'yle de var. Ovacık'la da var, Eski Pazar'la da var. Ben Karabüklü değil miyim yani? İşte, tamam. Böyle bir problem varsa gerçekten Elif Hanım'ın da Karabük'le işi var yani. Olacak da tabii. Mutlaka yani. Olacak. İlgilenecek tabii. De tabii yani. Tabii. Yani duyarsız kalmayacak yani. Yani biz de orayla ilgili duyarsız kalmayacağız tabii. Şimdi isim kullanarak bunu yapıyorsunuz. Şimdi ben buradan yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu söylediklerimin hepsi suç duyurusu olarak savcılığın kabul etmesi lazım. Onlara da ihbar ediyorum yani. Bakın onlara da ihbar ediyorum. Bir kere 3500 kamyon harfiyat oraya döküldüyse ikisinin arasındaki mesafe döküm sahası yani gidiş geliş mesafesi 20 kilometre en az oraya gidiş geliş maliyeti 200 lira olur bir kamyon. Evet. En az 200 olur. Şimdi bu arkadaşımız buraya izin veren her kimse bunu savcılık bulmakla mükellef. Büyük ihtimalle muhtar bu işin içerisinde. Şu anda da görüldüğü bak, gibi. Büyük ihtimalle arkadaşlar oraya gelirseniz yani o muhtar bu işin içerisinde. 3500 kamyondan kamyon başı sefer başı 100 lira para alsa en az 350 bin lira para almıştır. Almadan döktürmez. Bak almadan döktürmez. Bir kere böyle bir olay var. Bunu bir kere savcılık araştırıp suçluların failini bulması lazım. Kesinlikle mezarlar kapatılamaz. Yani kanunda yeri var. Kanunda yeri var. Size okuyayım. İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıktaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu işin sorumlusu muhtardır.
Yani buradan muhtar hakkında suç duyurusu bulunuyorum. Gelelim diğer konuya. Şimdi burayı yapan kişi, burada kafe yapan, çalıştıran kişi özel idarede sekreter yardımcısı mı, başkan yardımcısı mı bilmiyorum. Bahattin Eroğlu. İhaleyi alan da Bahattin Eroğlu'nun oğlu. Burası da özel idare sınırları içerisinde. Ve kardeşim senin ihtiyacın var. Yani böyle bir şeye ihtiyacın var. Peki senin oğlun da İmam Hatip mezunu. Allah'tan korkmuyor mu? Mezarların üstünde kafe yapmaya, efendime söyleyeyim restoran yapmaya ihtiyacınız mı var yani? Şimdi oradan buradan kız arkadaşını alan, şunu alan, bunu alan sote diyor oraya gidiyor. Siz bu günahtan hiç korkmuyor musunuz? Ve Bahattin Eroğlu da buradan yani bunda Mehmet Ali Bey'in bilmesinde fayda var. Her şeyde Mehmet Ali Bey'in ismini kullanarak ön plana çıkıyor. Yani kendi istediği gibi at oynatıyor. Ya Karabük'ü bu kadar boş mu sanıyor yani? Bak bu, yani bu kadar boş mu sanıyor Karabük'ü? Bu işe hiç kimse takipçisi olmayacağını, onların her yerde at oynatacağını, özel idareyle ilgili yerden pay alacağını, şuradan işte efendime söyleyeyim bilmem ne alacağını böyle bir şey mi sanıyor yani? Yani bu Karabük'ü, Safranbolu'yu sahipsiz falan mı sanıyorlar? Sorduğun zaman işte onun arkasında Mehmet Ali Bey var. Ya Mehmet Ali Bey var da Mehmet Ali Bey sana böyle bir şey yap der mi? Ya benim tanımadığım kişi mi Mehmet Ali Bey? İsmini ne kullanıyorsunuz Mehmet Ali Bey'in? Utanın biraz ya. Ya biraz utanın yani. İsmi kullanmaktan utanın yani. Mehmet Ali Bey sana sahip çıktıysa her yaptığın rezalette, her yaptığın pislikte sahip çıkacak diye bir kanun mu var yani? Oraya çıkmışsın. Şimdi o tepenin üstüne bungalovlar yapmış. Altı mezarlık. Efendime söyleyeyim. İstanbul'da Pierre Loti de varmış. Pierre Loti varken mezarlık aşağıdaydı. Mezarlık yukarıya doğru çıktı. Arasında da yol vardır. Biz yani bizim bilmediğimiz bir yerde ki sen Pierre Loti misin? Haliç manzaran var senin yani. Ya Haliç manzaran var senin yani. Ya ayıptır bunlar ya. Senin oraya kim gelecek? İşte kırığını, döküğünü alan o gelecek senin oraya. Kim gelecek başka? Ya utanın biraz. Ve ben bunun hukuken takipçisiyim de yani bakın. Ben bu günden itibaren ben gerekli yani avukatlarımla da görüştüm. Hukukçularla da görüştüm. Takipçisiyim. Bir kere o muhtar aldığı parayı geriye iade edecek ve oradan bak oradan döktürdüğü harfiyatın tamamını kaldıracak. Eğer bunu kaldırmıyorsa özel idarede suçlu. Orası harfiyat alanı mı? Bu işler bedelsiz yapılmaz. Bize 100 tane talep geliyor. Burayı işte müteahhite söylesem, doldurtursam, tarlamı düzlesem, öbürü geliyor şurayı düzlesem, biz bu işin ne olduğunu biliyoruz yani. Adam çünkü gidecek benim, aynı şekilde benim çöplüğe dökeceği harfiyatı gelecek hemen şuradaki tarlayı düzecek. Bedava mı olacak bu iş yani? Biz 12 seneden beri bunlarla uğraşıyoruz. Müteahhitlerle uğraşıyoruz. Ya sen şimdiki yani oraya 3500 kamyonu bedava döktürdün. Savcılığın döken firmaları bulması lazım. Döken firmaların suçu yoktur. O müteahhitleri bulması lazım ve o harfiyatların tamamını kaldırıp mezarları açması lazım. 200 tane mezar. Bu akşam bir tane arkadaşım telefon açıyor. Diyor ki Rafet Bey, dedemin mezarı, halalarımın mezarı hepsi toprak altında kalmış. Çok zor bir şey değil. Onlar mezar, burada mezar yok diyecek. Orayı bilen vatandaşta mezar var diyecek. Savcı kazdıracak. Mezar çıkarsa gerekli işlemi yapacak yani. Evet. Yani milletin dedesini, babasını yani toprak altına bırakmaya sizin hakkınız var mı? Bir kere o bedel alınmadan kesinlikle o harfiyat oraya dökülmez Zafer Bey. Doğru. Biz Karabük Belediyesi'nde rüşveti işte bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Ama Bahattin Eroğlu da Mehmet Ali Şahin'in ismiyle bir daha Karabük'te ben olduğum müddetçe tek iş yapmayacak yani. Bak tek iş yapmayacak. Hiç yani öyle oynamayacak yani. Oturacak, ona bir fırsat daha verilmiş. Gerekli her türlü yardım yapılmış. Oturacak, memurluğuna devam edecek. Aldığı memur maaşıyla da gidecek, geçimini sağlayacak. Benim oğlum kafe yapacak, benim oğlum tarlayı kiralayacak, benim oğlum mezarlığı kiralayacak, sokağa çıkmayacak yani. Aklını başına alacak yani. Ya o kadar değil Zafer Bey. Evet. Biz Karabük'ün her yerinde varız. Söyleyeceklerimi söyledim. Bunların hepsi savcılığa suç duyurusudur. Bak savcılığa suç duyurusudur. Yalnız Safranbolu Kaymakamı'na tekrardan teşekkür ediyorum.
her şeyden önce ilk evvela oradaki aşevini ve mescidi boşalttırmış. Evet, kaymakam ve şu andaki gene bir ihbardır. Orası ruhsatsız çalışıyor. Ruhsatsız, oraya ruhsat verilmesine imkan yok. Eğer ruhsat verildiyse o da bir suistimaldir. Özel idare tarafından verilecektir oraya ruhsat. O da bir suistimaldir. Bu da bir suç duyurusudur. Oranın da en kısa zamanda kapatılması gerekir. En kısa zamanda kapatılması gerekir. Orada kafe mafe çalıştıramaz ruhsat almadan. Biz şurada bir, en ufak bir şeyde bize geliyorlar. Büfe gece saat 12'ye kadar, 12'den sonra açık, emniyet ceza yazdırıyor. Jandarma bölgesi gitsin jandarma işini halletsin. Jandarma, bu da jandarmaya ihbar. Jandarma gitsin, ruhsatı var mı yok mu, yarın mühürler orayı. E böyle saçmalık mı olur ya? Ya milletin, yani anasının, babasının, dedesinin mezarının başında davul mu çalacak yani bunlar? Meydanı boş bulduk diye. Arkamıza birilerini aldık, bizim gücümüz var. Ne gücünüz var sizin Karabük'te ya? Sizin yapmış olduğunuz utanmazlık yani, istismar yani. Ya yani Mehmet Ali Bey gibi bir şahsiyeti istismar sizin yaptınız. Her yerden, her yerde bu şekilde kendilerini ön plana sokuyorlar yani. Yani. Evet, düzeltecekler Zafer Bey. Bu işin uzun zamanda yok. Orada bu işi yapanların hepsini de sonunda yargılattıracağım yani. Bak onların hepsini de yargılattıracağım. Benim hukukçularım takip edecek. Herkes ferdi olarak şikayet etmek için yani müracaat edebilir. Oradaki köylüler biliyor. Yarın gidecekler. Avukatla zaten görüşecekler. Herkes de şikayet edebilir. Bir yıldan 4 yıl arası hapisi var. Onlar 4 yıldan aşağı almayacak yani. Hem para al. Ha, iftira falan değil. Ben işin nasıl olduğunu biliyorum. Ben Karabük Belediyesi'ne rüşveti böyle önlüyorum. Zafer Bey. İftira falan değil. 10 kilometre git, 10 kilometre gel. Harfiyat yeriyle hemen 500 metreye harfiyat boşalt. Bunun bedelinin ne olduğunu benden daha hiç kimse bilmez yer. Hiç kimse bilmez yer. Evet başkanım. Gerçekten ilginç bir olay. Özellikle mezarlıklar konusunda bizi de zaman zaman kanallar aradılar. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. Hatta ortak dostlarımız. Ya ben isim de vereyim burada. Turgut Bey aradı. Turgut Kartal. Ya ben çok üzüldüm dedi. Bilmiyorum sizi aradı mı? Aradı benim de arkadaşım. Yani, dedemin üzüldük, mezarı. Gerçekten halalarımın üzüldük. Mezarı. Hepsi toprak yani oldu. Dedi. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne düşünürdünüz deyince ben herhalde kıyamet koparırdım. Siz de aynı şeyi yapardınız. Allah korusun. Yani hoş değil gerçekten. Maneviyatımıza böyle mi sahip çıkacağız? Bunlar hoş şeyler değil. Valla mezarları toprak altına bırakan muhtarın hakkında işlem de yapılması lazım. Yani ayrıca da işlem yapılması lazım. Onu bilemiyorum. Mevzuat olarak kaymakamlık mı yapar, yani, valilik mi yapar? Bir kamyon, iki kamyon, üç kamyon belki. Gelip, en az 3500 kamyon diyorlar. Gitsinler yani orada. Daha iyi biliyorsunuz. Yani gitsin savcılık orada araştırmasını yapsın. Evet. Zaten yani yapsın. Muhtar ne kadar inkar ederse etsin. 20 kilometrelik harfiyat sahasına gidecek bir yere, oraya bir araba dahi dökülene kadar muhtarın gidip şikayet etmesi lazım. Benim bilgim yok diyemez. Bak. O bir yerel yönetim temsilcisi. Evet. Oraya bir araba harfiyat dökülene kadar onun bilgisi olmadan oraya 3500 kamyon harfiyat dökülmez. O da bir bedel almadan bu harfiyatı döktürmez. Hiç iftira falan değil yani. İftira falan değil. Yani adam 20 kilometre gidecek Zafer Bey. Evet. Uzak bir yol. Ha, oradan oraya gelirken de 20-25 ton atacak arabaya 40 ton atar gelir. Bir de öyle yani nakliyeci bir de öyle kazanır yani. Evet. Gerçekten sıkıntılı bir iş. Ben onu bilmem. O Bahattin Eroğlu biraz kendine böyle çeki düzen verecek yani. Bu memleketi sahipsiz sanmayacak. Bak biraz kendine çeki düzen verecek. Oğlu da Allah'tan korksun kendisi İmam Hatip mezunu. O işi yapan kişi de şu anda İmam Hatip mezunu yani. Allah'tan korksun yani. Mezarlıklara girerken mezarlıktan izin alınmadan 3 ihlas bir fatiha yani okunmadan herhangi bir mezara basarım diye mezarlığa giremezsin bile. Evet. Yani mezardan mezara geçerken bir mezara basmak için evvela yani ilahi olarak izin alacaksın. Onların başında davul çalmayacaksın. Sana öğretirim ben bunları. Evet başkanım sizi gerçekten duygulandırmış, öfkelendirmiş. İki öfkenizde de ben haklıyız. Çünkü biz maneviyatımıza önem veren bir toplumuz. Niye? Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı, olmasaydı. Çünkü şöyle düşünelim.
şu anda Ölebeli Mezarlığı'na gittiğimiz zaman sizler de ezberlemişsiniz. İşte sağımıza bakıyoruz. Hep tanıdık. Solumuza bakıyoruz, tanıdık. Mutlaka okuyarak gidiyoruz. Ya bunlar önemli. Diğer o köyde yaşayan insanlar da bize de geldiler. Size de sanırım geldiler. Üzülüyoruz. Olmaması gereken şeyler. Ama dediğiniz gibi artık bundan sonra siz ben bu işe el attım diyorsanız burada gereği yapılır diye düşünüyorum. Hukuki olarak gereğini yaparım evet. Zafer Bey. Evet. Her türlü gereğini yaparım. Evet. Köylere de hukuki olarak her türlü yardımcı olurum. Evet. Ama diğer türlü de başka yani öbür arkadaşlara da öyle istedikleri gibi at oynatamazlar. Yani bizim arkamızda şu var, bizim arkamızda bu var. Öyle istedikleri yeri istedikleri gibi kiralayamazlar yani. Orman evet. Arazisini önce muhtara ver, arkasından efendime söyleyeyim kendin kirala ihaleyle, arkasından yetki özel idarede böyle bir şey yok yani. Bu kurallar yani hiçbir yerde çalışmaz. Karabük'ün hiçbir ilçesinde bu kurallar çalışmaz. Valla biz Safranbolu dediğimiz zaman hep güzelliklerle anıyoruz. İşte bugün Sayın Başkan'la beraber işte mikrofon uzattık. İşte festival var. Dünya Miras Listesi bir kent. Siz de orada yaşıyorsunuz. Oranın yaşamanın güzelliğini çok iyi biliyorsunuz. Biz güzelliklerle anılsın diyoruz ama bu tür olaylarda olunca gerçekten üzülüyoruz. Yani bunu kabul etmek lazım. Yakışmıyor tabii canım yani. Evet. Yani biz bugüne kadar en az 50 tane harfiyat kaldırmışımdır böyle yıktıklar harfiyatı. Evet. Bu 3500 arabada kalkacak Zafer Bey ya. Kalkar diyorsunuz yani. Kalkacak sonuçta yani. Kalkması lazım. Öyle o hangi müteahhit yıktırdıysa onu, hangi nakliyeciden anlaştıysa yani kaldıracak yani. Yani Turgut Kartav'ın mezarlarına dökülenler kalkıp Turgut Kartav orada gidip tekrar duasını edebilecek. Ben yani. Elimden geldiği kadar mücadele veririm. Evet. Ama orada kafe çalıştırmam o başka. Bak harfiyatın kaldırılması için elimden geldiği kadar mücadele veririm. Orada kafe çalıştırırım. Şu jandarma bak ne diyorum. 12'den sonra içki satan büfeler açık olduğu anda anında ceza yazılıyor. Evet. Kural hatası diyor bu. Bunu anlatmak istiyorum. Doğru. Ruhsatı olmayan bir yer çalışıyorsa kural hatasıdır. Eğer orada bir kafeye, bir bungalova efendime söyleyeyim ruhsat özel idarede veremez bir suçtur. Onunla ilgili takip ayrı yaparım. Olduğunda sanmıyorum, onlara böyle bir ruhsat verildiğinde sanmıyorum. Jandarma da gereğini yapsın. Onun bölgesi. Gereğini yapsın. Ondan sonra harfiyatla ilgili gerekli şeyler yaparız. Murat Muhtar'la ilgili gerekli girişimlerde buluruz. Yani bu akşam benim yaptıklarım biz zaten suç duyuyoruz.